Sevgili gençler tekrardan birlikteyiz. Bu dersimizde 18. yüzyıl Tekke şairlerinden bahsedeceğiz. Tabii 18. yüzyıla damga vuran isimler arasında Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinden hele hele Mahdum Kulu'ndan bahsedeceğiz. Ama bu dersimizde aynı zamanda Alevi Bektaşi kültüründe önemli bir yere sahip olan 7 Ulu Ozan'ın kimler olduğundan da bahsedeceğiz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Sevgili gençler Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ile başlıyoruz. 18. yüzyılın önemli simalarından birisi olan Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri adı üstünde Erzurum'un Hasan Kale ilçesinde dünyaya gelmiş olduğu için kayıtlarda Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri olarak geçmiştir. Tabi Erzurum'da dünyaya gelmiş olan İbrahim Hakkı Hazretleri daha sonra Siirt'in Tillo köyüne gelmiştir. Neden gelmiştir? Çünkü Siirt'in Tillo köyünde önemli bir mutasavvıf diye bildiğimiz İsmail Fakirullah vardır. İşte İsmail Fakirullah'ın yanında öğrenci olan, onun müridi aynı zamanda damadı olan Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri ömrünün geri kalan kısmını da Siirt'in Tillo köyündeki dergahta geçirmiştir. Hatta hocası öldükten sonra onun yerine geçen bir isim olmuştur. Hatırlayın Yunus Emre'nin dergahı neresiydi? Manisa'ydı, Tapduk Emre'nin yanıydı. Yani hocası Tapduk Emre'ydi. Yine Kaygusuz Abdal'ın hocasının aynı zamanda Abdal Musa olduğundan bahsetmiştik. İşte Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin de dergahının Sirtin Türlü Köyü'nde olduğunu biliyoruz. Hocasının adı İsmail Fakirullah, onun aynı zamanda öğrencisi, aynı zamanda damadı olmuştur. Edebi kişiliğine geldiğimiz zaman, sevgili gençler, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri 15'e yakın eser vermiştir. İşte bu eserler arasında en önemli kitap, İlahi Nami adını verdiğimiz divan olmuştur. Yine bunun dışında dönemin ilim ve bilim noktalarına anlatmış olduğu Marifet Nami adlı eser de onun ikinci en çok bilinen eseridir. Sevgili gençler, Marifet Nami'nin önemli bir özelliği daha var. Nedir? Bu kitabın yerinde yani sonunda yer alan bir Kıyafet Nami var. Kıyafet Nami. Neydi Kıyafet Nami? İnsanların işte göz, kaş, burun, boy, el gibi şekillerine bakarak karakter özelliklerini ortaya koyan eserlere biz kıyafet nami adını veriyoruz. Türk edebiyat tarihinde hap bilgide de belirttiğimiz gibi ilk kıyafet nami örneğini veren isim 15. yüzyılda Akşemsettin'in oğlu diye hatırlayacağımız Hamdullah Hamdi olmuştur. Yani ilk kıyafet nami 15. yüzyılda hamdullah hamdi vermiş. Ama biz 18. yüzyıla geldiğimiz zaman 3 asır sonra Seyirtin Tillo Köyü diye bildiğimiz köyünde oturan İsmail Fakirullah'ın damadı ve üreticisi olan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifet namesinin sonunda bir bölüm görüyoruz. O bölümün adı Kıyafet name diye geçiyor. Sevgili gençler ilk kıyafet belki hamdullah hamdi vermiş olabilir ama gelmiş geçmiş en ünlü kıyafet örneği 18. yüzyılda Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine aittir. Kodlarsak 18. yüzyıl Hasan Kale doğumlu İsmail Fakirullah hocası Siirt'in Tillo köyünde dergahı vardır. İki önemli eserini unutmayacağız. İlahi Nami, yine aynı zamanda Marifet Nami ve bir de Marifet Nami'nin sonunda yer alan Kıyafet Nami. En çok da Kıyafet Nami türünün Türk Edebiyatı'ndaki en önemli isminin Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri olduğunu bilelim. Sevgili gençler geldik 18. yüzyılın önemli bir başka şairi de Mahdum Kulu'ya. Bugün Mahdum Kulu ismini gördüğümüz zaman özellikle Türkmenistan bölgesine gitmemiz lazım. Hatırlayalım Türkmenistan'ın Sayram kasabası yakınlarındaki Yesi şehrini gördüğümüz zaman ya da Türkmenistan bölgesindeki Yesi şehrini gördüğümüz zaman Piri Türkistan'a yani Ahmet Yesevi'ye gitmedik mi? Ahmet Yesevi'nin dergahı 12. yüzyılda Gezi şehrindedir. Aradan 6 asır sonra bu defa 18. yüzyılda yaşayıp Türkmenistan bölgesinde Ahmet Yesevi Hazretleri'nin takipçisi olan onun yolundan giden bir başka isim ise Mahdum Kulu olmuştur. Sevgili gençler, Mahdum Kulu aynı zamanda Devlet Mehmet Azadi'nin de oğlu olaraktan bilinmektedir. Onu kodlamak gerekirse 18. yüzyıl Türkmenistan bölgesi ve Ahmet Yesevi'nin takipçisi diye hatırlayacağız. Böylece 18. yüzyıla damga vuran iki önemli isim diye bildiğimiz Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinden ve aynı zamanda Mahdum Kulu'dan bahsetmiş olduk. Şimdi gelelim çok önemli bir hap bilgiye. Nedir o hap bilgimiz? Yedi Ulu Ozan. Hocam Yedi Ulu Ozan ne demek? Sevgili gençler Alevi Bektaşı kültüründe Alevi Bektaşi edebiyatında Yedi Ulu Ozan vardır. İşte bunlar arasında Seyit Nisevi, Yemini, Fuzuli, Şah İsmail Hatayi, Virani, Pir Sultan Abdal ve yakın dostu Kulimmet bulunmaktadır. Bu 7 tane isim Alevi Bektaşi kültüründe 7 ulu uzun olaraktan anılmaktadır. Böyle bir soru gelir mi bilmiyorum ama en azından Seyit Nesimi'nin, yemininin, Fuzuli'nin, Hatayi ve Virani'nin Pir Sultan Abdal ve yakın dostu Kulimmet'in 7 ulu uzandan birisi olduğunu bilmekte fayda var. Sevgili gençler, Böylece tek edebiyatının 18. yüzyılla damga vurmuş olan isimleri ve 7 bahsetmiş olduk. Önümüzdeki dersimizde bir başka edebiyat konusuyla görüşmek üzere esen kalın.